Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır dün akşam saatlerinde müzisyen Emir Ersoy ile İzmir'de evlendi. İşte düğünden çok özel ve çok sıcak görüntüler. Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başak Karnaval. İşte Gökçe Bahadır'la Emir Ersoy'un İzmir'deki düğünü. Gökçe Bahadır, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la dün akşam İzmir'de gerçekleşen törenle evlendi. Şahitlerin ve konukların önünde kabul ediyor musunuz? İstanbul'dan yola çıkan çiftin ilk durağı Ayvalık'tı. Emir Ersoy önce Gökçe Bahadır'ı ailesinden istedi ve yüzükler Ayvalık'ta takıldı. Sana kullanan uçağı Ayvalık'ta halaylar çekilirken çifti Erkan Kolçak Köstendil ile eşi Can Stosun'da yalnız bırakmadı. İkinci durak İzmir. Nikahın yapılacağı alan Gökçe Bahadır'la Emir Ersoy'un fotoğraflarıyla dekore edilmişti. Çiftin gelin arabası duruyor düğünün yapılacağı yerin önünde. Gelin arabasının önündeki Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy bez bebekleri dikkat çekmeyecek gibi değil. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Az sayıda konuktan biri Cansel Elçin. Uzun zamandır arkadaşım, babası Metin. Tam erkek tarafıyız, belli oldu şu anda. Yok, Gökçe'yi de çok uzun zamandır tanıyorum. Bir de onları birleştiren çok güzel bir şey var, o da müzik. Bu akşam da böyle müzik eşliğiyle dans edeceğiz, eğleneceğiz. Nikahtan önce kameralar karşısına geçiyor Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy. Roşu var. Roşu var. Duruyor bende burnumda. Kimin o? Roş kimin? Evlenme teklifi bu sokaklarda yapılmış. O yüzden düğünün de burada olması gerekiyordu haliyle. Ya buraya, aslında buraya gelirken oldu. Evet. Tam evet. Bu yolda, bu sokakta. Ondan sonra ama onun izini bulamazsınız. Orada bir hatıramız var. Evet, o yüzden burası bizim için özel bir yer haline geldi. Düğünden bir gün önceki kız isteme merasimine gelelim. Tuzlu kahveler içilmiş. Ben aslında tuzlu kahveyi yaptım aslında. Ha i̇şte, ben şeyden davul zurna. Davul zurnayı mı söyledim? Ben tuzlu kahve değil. Herkes kendini. Çok karışık. Çok karışık. Kahve nasıldı? Kahve ben hayatımda içtiğim en güzel kahveyi içtim çünkü kıyamayıp koymamış tuz. Koydum. Çok az. Ama çok az. Ben hiçbir şey anlamadım. Tabii. Ayvalık'taki davullu zurnalı halaya geliyor söz. Erkan Kolçak Köstendil hazırlamış o sürprizi. Erkan bir minibüs dolusu müzisyen arkadaşımızı toplamış getirmiş. Klarnet, davul, zurna indiler minibüsten bir anda davul zurna başladı. Tabii düğün oldu o zaman dünya. Küçük bir provasını yaptık. Evet. Gelinliği çok şık Gökçe Bahadır'ın. Hem gelinlik hem de damatlık ilk kez görülüyor. Ben ilk kez görüyorum. Yok, provada da beni almadıkları için ben bir şey söyleyeceğim. Damadın hiçbir işe yaramadığını bugün anladım. Bir tek evet derken herhalde bir laf o. Arkadan bir bütün her şey gelinin üstüne kuruldu. Evet, bunu anladım. Evet. Çok içime sinen bir gelinlik oldu. Valla buradan tekrar teşekkür ederim. Çünkü çok kısa zamanda, bir hafta, 10 gün gibi bir sürede gelinliği hazırladı. Ayrıca da damatlık da bu arada kendisine ait. Evet. Ben de onu ilk kez zaten biz böyle... Evet, zaten kendisiyle bugün tanıştık. Zaten geldim de böyle bakmak istiyorum Emine çünkü hiç görmedim. O yüzden bizim için de sürpriz oldu. Evet. Bugün küçük bir düğün olacak. Asıl büyük kutlama yaza diyor ünlü çift. Küçük bir şey bu. Biz yaza böyle daha büyük bir organizasyon yaparız bekliyorduk diye. Bekliyorduk işte. Evet. Bu biraz aile biraz... şahitler arası. Birkaç tane de evet. Çok yakın arkadaş var. Onun için zaten yeri de gördüğünüz o kadar küçük ki. Çok küçük bir yer. Biz hani yapalım ama aile arasında bunu yapalım. Çok büyütmeyelim diye daha sonra yaza doğru. Daha büyük bir organizasyon. İnşallah. Oraya herkesi çağırırız. Nikahın kıyılacağı alana geçiyoruz. Şahitlerden Cansu Tosun heyecanlı. Çok heyecanlıyım. Çok
Yani ağladım biraz önce, ne bileyim, ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. İlk kez çok yakın bir arkadaşım evleniyor. İnşallah çok mutlu olurlar. Kız tarafımız, erkek tarafımız. Kız, yani net kız tarafıyım. Tek geldiniz bugün. Çalışıyor Erkan, evet. O dün kız almaya gitti, açılışı yaptı. Ben devamını burada tamamlıyorum. İlginç görüntüler var alanda. Kestane pişiyor sobanın üstünde konuklar için. Çift havuz başına böyle geldi. Ancak bir eksik olduğunu fark eden gelin Gökçe Bahadır, çiçeğinin olmadığını anlayınca geri döndü. Gelin ve damat ikinci girişlerini yaptı alana. Az sayıda konuğun katıldığı nikah konuklarının arasında bakın kimler vardı. İşte nikah şahidi Kenan Doğulu ve güzel eşi Beren Saat. Nikah kıyılmadan önce Meymure Hanım şahitlere adlarını ve soyadlarını sorarken gecenin esprisi Kenan Doğulu'dan geliyor. Kenan Doğulu. Ve işte beklenen an. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy bir ömür boyu mutluluğa böyle evet diyor. Evet! İmzalar atılırken yerlerinde duramıyorlar. Ayağa basan taraf elbette Gökçe Bahadır oluyor. Çiften hemen sonra şahitler atıyor imzalarını. Onlardan biri de Kenan Doğulu. Defteri imzalayan Kenan Doğulu, Emir Ersoy'u sıkı sıkı sarılarak tebrik ediyor. Ama sonra şimdi ilk defa yaptım. Öyle bir aşkla sarılıyorlar ki birbirlerine, kim görse hayran olur bu çifte. İşte ilk dans. Romantik başlıyor düğün dansı. Çok geçmeden romantizm yerini eğlenceye bırakıyor ve çift coşuyor. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un yollarını müzik kesiştirmişti. Şimdi güzel müzikler eşliğinde evleniyorlar. Gökçe Bahadır gecenin ilerleyen dakikalarında şık gelinliğini değiştirip yeni mini gelinliğiyle eğlenceye devam ediyor. O dakikalarda eşi Emir Ersoy'la şarkı söyleyen güzel oyuncu, konukları Kenan Doğulu ve Beren Saat'le de böyle sahneyi paylaşıyor. Yansıyan diğer eğlence detaylarına gelince, gelin ve damadın dansları eğlencede devam ederken Kenan Doğulu'yla Beren Saat de müziğin tadını böyle çıkarıyor. Güzel bir düğün uzun süre hafızalardan çıkmaz. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'a ömür boyu mutluluklar.